edeceksin. İyice bol suyla beraber yıkandıktan ve bıçak marifetiyle kolajen olmayan yapılarından temizleniyor. Ardından 2 santimetre kare civarında bir kesmeyle birlikte kolajen olmayan yapılarından uzaklaştırmak için elde ettiğimiz çözeltiyi bir miktar kıvamlaştırmak ve konsantre hale getirmek için bir müddet evaporatörde evaporasyona tabi tutacağız. Evaporasyon işlemi için evaporatörümüzü yerleştiriyoruz. Evet. Son aşamada parlak jelatini elde etmek üzere peti plaklarına ekstra intübasyon akabinde jelatinimiz hazırdır. Şimdi parlak, kokusuz ve jelatinimizi elde etmiş bulunuyoruz. Balık derisinden elde ettiğimiz jelatin. Ultrases destekli balık jelatin ekstraksiyonu, yani eldesi, üretimi projesi. Dünyada üreticiler alternatif ve güvenilir ham madde arayışına gitmişlerdir. Bu da balık ve kanatlı sektörüne bir geçiş sağlamıştır. Dünyada şu anda 350 bin ton civarında bir jelatin üretimi mevcuttur. Bunun da yarıya yakını Avrupa üretmektedir, Avrupa'dan üretebilinmektedir. Bu üretilen jelatini de %46'sı hali hazırda, %45-46'sı domuz derisinden, %26 civarı inek derisi ve inek derisinden, %23 civarı da domuz ve inek kemiği ve yaklaşık %1,5'u da daha az miktarı da balık ürünlerinden üretilmektedir. Ekstraktı yapılan ve süzüntüsü yapılan jelatin çözeltisi. Bölgemiz özelinde de 2017 itibaren yurt dışından gelen, özellikle Rusya ve Japonya'dan gelen büyük taleple birlikte Türk somonu adı altında büyük boy alabalık üretimi gerçekleştirmektedir ve bu üretimi 50 bin tonu yıllık geçmiş durumdadır. Parlak jelatini elde etmek üzere peti plaklarına gelen taleple birlikte artık bu büyük boy alabalıkların filetoları çıkarılmakta. Filoto ile beraber de çok önemli dediğimiz işte balığın derisi ve omurgası gibi çok değerli maddeler ve yüksek oranda jelatin, kolajen içeren fileto atığı yan ürünler ortaya çıkmaktadır. Ve bölgemizde tabi bulunan balık hallerini, balık restoranlarını vesaire, perakende satış yerlerini göz önüne aldığımızda binlerce ton atıktan söz edebiliriz. Bunlar şu an hali hazırda genellikle balık yemi olarak kullanılıyor, silaj veya gübre olarak ya da direkt denize veya katı çöp olarak kullanılarak çevreye bir zarar da söz konusu. Halbuki bunların katma değeri çok yüksek, jelatine dönüştürülmesi söz konusudur. Ancak da bu artan, dünyadaki artan rekabetle birlikte bu Türkiye'deki jelatin üreticilerinin de sığır jelatin yanında farklı ham madde üretimlerini yerli kaynaklardan temin edilecek farklı ham maddelere yönelmesi önem arz etmektedir. Balık derisinden elde ettiğimiz jelatin. Jelatinin verimini ve fonksiyonel özelliklerini geliştirmeye yönelik olarak çalışmalarımızı şu anda yürütmekteyiz. İnşallah güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz.